Gezi Parkı'nı anlayabildiniz mi? Olayların başından beri en çok kullanılan kelimelerden biri anlamak. Benim anladığım çok fazla şey var. Ancak sadece iki önemli noktanın üzerinde durmak istiyorum. Birinci bölüm, fikir özgürlüğü herkesin hakkı. Gezi Parkı'ndaki gençler, cıvıl cıvıl gözlerinden ışık saçılıyor. Hayatı, doğayı, ağaçları seviyorlar. Bu samimi insanların demokratik hak ve özgürlüklerini kullanmaları çok doğal. Zaten demokrasinin güzelliği de insanlığın rahatlığının sağlanması değil mi? Her kesimin kendi inancında ve fikrinde özgür olması, başı açık, kapalı, muhalif veya yandaş olan da aynı şartlarda özgürce fikirlerini beyan etmeli. İnsan yaratılışı gereği sonsuz özgür olmak ister. Kısıtlamalar ruhunu sıkar. Bu nedenle insanlar birbirlerine ötekileştirme mantığıyla bakmamalı. Çünkü bu mantık kutuplaşmaya, kutuplaşma da bölünmeye kadar gidebilir. Demokrasiden taviz verilmemesi hükümetin de güvencesidir. Dinimiz barışı, sevgi ve hoşgörüyü tavsiye eder. İslam dini Müslüman olmayanı, ateisti, müşriği ve putperesti de koruyan bir dindir. Allah ayetinde dinde zorlama yoktur diye buyurmaktadır. Ülkemiz İslam dininin bu birleştirici vasfıyla bütünlük içinde ayakta durmaktadır. Dinimiz şefkat, merhamet, fedakarlık ve koruyuculuk temeline dayandığı için milletimizde milli birlik şuuru çok yüksektir. Bu yüzden hoşgörü, tatlı dil, sabır ve affedicilik fikir ayrılıklarının makul bir noktada buluşmasına vesile olur. Bu topraklarda yaşayan her kişi çok değerli. Kalplerinin kazanılması amaç edinilmeli. Ayrıca bütün peygamberler kavimlerine çok şefkatli ve merhametli bir üslupla yaklaşmışlardır. Şefkat ve merhametin Allah katında gizli bir gücü vardır. Şefkat mutlaka galip gelir. İkinci bölüm, tehlikenin farkında mısınız? Burada bahsedeceğim eylemciler, Gezi Parkı'nda spor yaparak, kitap okuyarak günlerini geçirmiş olan samimi çevrecilerin dışındakiler. Gezi Parkı'nda istenmeyen bir şekilde zamanla büyüdü. Bunun nedeni birçok insanın özellikle marjinal olarak tanımladığı, oysa ellerindeki flamalarla ve attıkları sloganlarla şiddet yanlısı komünistler oldukları görülen grupların bazı gençleri organize etmesidir. Şiddet yanlısı komünistlerin amacı sivil bir eylem hareketini komünist kalkışmaya dönüştürmekti. Ancak milletimiz bu oyuna gelmedi. Hala birçok vatandaşımız, özellikle gençler, komünizmi var, komünizmi kaldı ki diyorlar. Komünizm hiçbir zaman iktidar umudunu kaybetmez, her zaman pusudadır. Komünizmin genel amacı dünyaya acımasızlığı ve kan dökücülüğü hakim etmektir. Halkın ve devletin zaaflarını kollar ve bunu fırsat bilir. İyi niyetle başlatılmış bir eylem onlar için bir kıvılcım olmuş, halkın bir kısmını peşlerinden sürükleyebilmişlerdir. Gözü dönmüş, kan dökerek iktidar olmak için ülkemizi bölmek isteyen, polisimizi öldürmekten çekinmeyen komünistler, kendilerini eylemci gibi göstererek birçok ilde masum genci kışkırtmış, hatta zorlayarak eylem yaptırtmıştır. Aslında gençler bir şey olmayacak mantığıyla, kalabalığa uyarak yaptıkları bu eylemlerin sonucunu iyi bilseler, çok korkarlar. Çünkü kanlı komünizm iktidar olduğunda, kendilerinin ve ailelerinin hayatları da tehlikeye girecektir. Komünist ayaklanma acımasızdır. Tarihte komünistler kendi ihtilalcilerini dahi asmışlardır. Çözüm ise halkımızı, özellikle gençlerimizi, komünizm tehlikesi konusunda bilinçlendirerek, provokasyonlara gelmemelerini sağlayacak, anti-komünist bir eğitim vermektir. Bunun için devlet televizyonları ve radyoları kullanılabilir. Ayrıca okullarda anti-komünist eğitim verilerek gençler bilgilendirilebilir. Böylece insanlar komünizmin taktik ve söylemlerini öğrenerek komünist darbe provalarına ve komünist korkutma ve dayatmaya karşı dik durabilirler.